Tamer korkmaz. Uçak tahsisi falan ne ki? Siz tıraşa bakın tıraşa. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'e Twitter'da aynen şöyle yazdı. Ben tıraşımı Yunanistan'da olmam. Türkiye'de Sultan Gazi Esentepe mahallesinde Kahtalı Mahmut Usta'da olurum. Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz. Ekrem İmamoğlu'na uçak tahsisi tartışmasında sarf edilen iş bu sözden ziyadesiyle manidardır dahası adrese teslimdir. Koç hanedanının başı Mr. Smith ile oğlu Omar Koç'u fena halde ilzam ediyor. Tıraş olmak için Yunanistan'a giden mi Mr. Smith'tir. Eski yıllarda Mr. Smith'i kilisedeki bir törende Fener Rum Patriği Bartolomeus'un elini öperken gösteren fotoğraf hafızalarımızdan silinmiş değildir. Daha evvel kaç kere yazdık şu Bartolomeus'la Fetullah Gülen Efendi birbirlerini acayip severler. Ananas Pardon elmas bahsini aslında tam da buraya ara kalıp olarak girebiliriz. Neyse devam edelim. Mr. Smith'in David Rockefeller'i idol olarak gördüğünü Cumhuriyet'teki bir haberden öğrenmiştik. 18 Ocak 2019 Smith'in idolü yani putu 2017'de 101 yaşında ölen David Rockefeller küresel baronların bir numarasıydı. Mr. Smith 2009'da New York'taki törende Siyonist Rockefeller'in elinden hayırseverlik ödülünü almıştı. Cunda adasında restore edilmiş eski bir Ortodoks şapelinde kurulan bir kütüphanenin 2007 yılındaki açılışına Patrick Barthelemyos ve Muhtar Kent'le birlikte katılan da Mr. Smith'in ta kendisidir özel mülkiyeti Mr. Smith'e ait olan İstanbul'da Tuzla ilçesi açıklarındaki İncir Adası'nda Gilikerya adlı bir kilisenin bulunduğunu da unutmayalım. Maskeli Balı Ayşe Kolin'in Adı Aylin adlı belgesel romanında 1997 Kasım Güley'in baldızı Aylin Devrimel Radomisi'nin hayatı anlatılmıştır kitapta 80'li yılların ilk yarısında New York'taki bir yılbaşı partisinden bahsedilirken ailenin o gece rahibe kıyafetine katıldığına değiniliyor. İşte o yılbaşı balosunda yakın dostlar arasındaki genç bir adamın ailene papaz kıyafetiyle kabalelik yaptığı da yine aynı kitapta yazılıdır. Bu genç adam günümüzde Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Omar Koç'tan başkası değildir. Yürü de ense tıraşını görelim. Koç Holding İçişleri Bakanı Soylu'ya verdiği cevapta siyasetin bir parçası olmadıklarını beyan etti. Kesin tıraşı, böylesine kuyruklu yalanlara artık kargalar bile gülmüyor. Uzun, çok uzun yıllar boyunca Koç hanedanının siyasete hükmetmediği bir an bile olmadı ki yahu. Mesela 2010 yılından bu yana sufle ile çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'nun adını fısıldayan Mr. Smith değil midir? Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu'nun Mr. Smith'e ve küçük oğlu Eli Koç'a yaptığı ziyaretleri saymıyorum bile. Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı Omar Koç'un 6 Mayıs'ta 2019 Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'deki makamında ziyaret ettiği haberini dahi geçiyorum. Perde arkasındaki derin münasebetlerin yanında iş bu ziyaretten neki solda sıfır kalır.